Evet arkadaşlar, sizlere en iyi 10 kilo verdirecek besinden bahsedeceğim. Bu 10 besin lezzetli ve besin değeri yüksek olmasının yanı sıra yağ yakma potansiyeli de çok fazla yüksek olan besinler. İnceltici süper besinler bu besinler. Kilo vermek için kesin olarak daha az yemek zorunda değilsiniz aslında. E, dengeli ve yeterli ve kaliteli beslenirsiniz arkadaşlar. Akıllıca tercihler yaparsanız fit olarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Yağlarınızdan da arınabilirsiniz aslında. Şimdi bahsedeceğim besinler süper besinler. Bedeninize vitamin ve mineral yüklerken bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra hem şişkinliği ortadan kaldırıp hem de daha fazla enerji yüklemesi sağlayacak şekilde sindirim sistemini düzenleyen besin değeri yüksek enerji kaynaklarıdır. Birazdan sayacağım süper besinler sizi bir sonraki seviyeye taşıyıp metabolizmanızı hızlandıracak ve protein yapıcı besinleri toplayarak kas geliştirmek için yağlarla etkileşime gireceklerdir. Bu yüzden bu besinleri hayatınızın her döneminde tutarsanız, hayatınızın içerisinde bulundurursanız sürekli fayda sağlayacaktır arkadaşlar. En önemli besinimiz arkadaşlar birinci sırada acı biber. Acı biber bir şeyleri ateşlendirmek için çok iyi bir sebeptir. Acı biberi acısını veren kapsasin adlı bir madde var. Metabolizma için mükemmel bir maddedir bu. Yakıcı içerikli besinler yemek yemekten 2 saat sonrasında metabolizma hızını %15-20 oranında arttırır. Baharatlı bileşenlerin beyaz ve kahverengi yağ hücrelerini aktive, aktivite ettiği ve metabolizmanın daha dengeli çalışmasına yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Baharatlar ile ilgili bu kadar özel olan şey nedir? Kapsasin denilen madde. Sempatik sinir sistemini aktivite eden bu madde. E, sistemde adrenalini salgılattırmayı arttırıyor. Savaş oluşturuyor vücutta. başlık sistemine de etkileri var. Ve e, verkaç tepkilerini kontrol ediyor. E, Kahvaltılarınızda bir çay kaşığı baharat eklerseniz acı özellikle kırmızı pul biber veya karabiber bu miktarın gün içerisinde yemek yemenizde de daha az yemenizi sağlayacağı ve tatlı tuzlu atıştırmalık ihtiyacınızı bastıracağınızı da göreceksiniz. İkinci sırada haşhaş var arkadaşlar. Haşhaşı birçok insan gerçekten tüketmiyor. Aslında o kadar faydalı bir besin ki. Haşhaş tohumları ultra sağlıklı olan omega 3 ve omega 6 ve manezyum içermektedir. Ki bunlar body sporunu yapan insanlar için çok önemlidir. Kan şekerini kontrol eden özellikleri mevcuttur. Dahası haşhaş tohumları çekirdekleri veya tozu mükemmel bir vegan protein kaynağıdır. Yani et yemeyen arkadaşlar için mükemmel bir protein kaynağıdır. Bedeninizin bunları sindirmesi diğer tahıl ve yemişlere göre daha kolaydır ve 9 esansiyel amino asidi içerdiğinden dolayı kaslarınız birinci kas proteini sentezi için gereken her şeye sahip olabilirler. 30 gram haşhaş tohumu yaklaşık 2-3 yemek kaşığı yani 11 gram protein içerir. Ve bu yüzden de içeceklerinize yoğurda veya salataya biraz haşhaş tohumu ekleyerek kas gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. Üçüncü sırada arkadaşlar tabii ki yumurta var. Yumurta çok önemli biliyorsunuz. Uluslararası Obezite Araştırma Dergisi'nde bir çalışmada kalori kısıtlamalı diyetlerde sabah kahvaltısında iki yumurta yiyen yetişkinlerin sabah saatlerinde farklı besinleri tercih edenlerden yüzde %65 daha fazla kilo verdikleri yer almaktadır. Yumurta yeteri miktarda protein sağlar ve iştahınızı kontrol altında tutar. Artı Kas gelişimi için mükemmel olan 9 amino asiti içerir ve böylece ne kadar fazla kas olursa o kadar fazla yağ yakılmış olur. Proteinin neredeyse yarısı bir yumurtada bulunan bütün yağlar yumurtanın sarısındadır. Gerçekten mükemmel bir organik besin diyebiliyoruz yumurta için. Üçüncü sırada arkadaşlar fındığı koydum. Fındık, fıstık ve badem kadar yaygınlaşmamıştır. Ancak bu yemişi tüketmek diğer öğünlerde daha iyi beslenmenize yardımcı olacaktır. Bir çalışma yapılmış ve bu çalışmada 12 hafta boyunca günde 30 gram yaklaşık 2 yemek kışığı fındık yiyen kişiler beslenme alışkanlıklarında iyileşme gözlemlemişlerdir. Ve vücut kitle endeksi değerlerine hiçbir negatiflik oluşmamıştır. Yeni Zelanda'da yine Otago Üniversitesi'nden araştırmacılar 12 hafta boyunca günde 30 gram fındık yiyen kişilerin bu 3 ay boyunca sağlıklı beslenmekten sıkılmadığını ve genelde daha az karbonhidrat tükettiğini gözlemlemişlerdir. Bu vücudun aynı zamanda su tutmasına sebep olur. E, su tutan vücut da zaten canlı, diri ve hastalıklara karşı da direnç. Bir sonraki besinimiz Hindistan cevizi yağı. Uzun zincirli trigliseritlerle et ve süt ürünlerinde bulunan bir tür yağdır bu. Kıyaslandığında Hindistan cevizi yağı orta boy zincirli trigliseritlerden MCT grubunun e, önemli bir kısmını yer eder. Bunlardan oluşur ve kalbe çok iyi gelir. Aslında Hindistan cevizi yağı en iyi MCT kaynağıdır. Yani bu MCT kaynağı da bir flowit maddedir. Ve e, özel bir maddedir. Yani her şeyde bulunmaz. Kilo vermek için çok önemli etkileri vardır. Kolombiya Üniversitesi'nde bir araştırma e, yapılmış. Ve MCT yağı kullananların zeytinyağı kullananlardan daha fazla yağ kaybettiğini göstermiş. Peki bunun nedeni nedir? MCT e, uzun zincirli trigliseritler LCT gibi yağ depolarında saklanmazlar. Artı çalışmalar MCT'nin yani bu Hindistan cevizinin içerisinde bulunan uzun zincirli trigliseritlerin iştahı bastırdığını ve termojenez yani yağ yakımını da arttırdığını göstermektedir. Bir sonraki besinimiz arkadaşlar tabii ki bizim için çok önem arz eden besinlerden birisi yoğurt. Başlangıç seviyesindekiler için yoğurt mükemmel bir protein kaynağıdır. Sadece bir porsiyon yoğurt yaklaşık 17 gram protein içermektedir. Bunun anlamı da kas geliştirmenize yardımcı olacağı ve sizi daha uzun süre tok tutacağı anlamına gelir. Ayrıca içeriğindeki kalsiyum kilo verme hedeflerinize de katkı sağlayacaktır. Uluslararası Obezite dergisinde bir makaleye göre düzenli olarak yoğurt yiyen kişilerin vücut kitle endeksleri değerleri ve vücut ağırlıkları daha düşük görülmüştür ve bel bölgesi yağlanmaları da çok az olduğu tespit edilmiştir. Yoğurtta bulunan probiyotiklerin sağlıklı bir glisemik indeks sistemine destek olduğu da bilinmektedir. Bu sistem kilo korumada da oldukça kritik önem arz etmektedir. Yine farklı bir araştırma Tennessee Üniversitesi'ndeki bir çalışmaya göre ne kadar çok yoğurt tüketirseniz o kadar iyi olacağı tespit edilmiştir. Bu çalışmada diyetlerinde günde 3 porsiyon yağsız yoğurt yiyen kişilerin sadece kalori hesabı ile diyet yapanlardan %22 daha fazla kilo verdiği, %61 daha fazla vücut yağı kaybettiği, özellikle sadece bel bölgesinden %81 daha fazla yağ kaybı yapıldığı görülmüştür. Yüksek kalorili şekerden vazgeçin ve katkısız yoğurt deneyin. Ardından özellikle meyve, tarçın ve az miktarda bal ilave ederek bunu bu yoğurdu tatlandırın ve bunu ara öğün olarak tüketin. İçerisine haşhaş ve acı biber de bir kısım acı biberi de katabilirseniz çok daha iyi olacaktı arkadaşlar. Evet, bir başka besinimiz baklagil grubu. Baklagiller. Bakliyatlar ya da bir diğer ismiyle kuru baklagiller Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu tarafından 2016 yılının besini olarak sayılmıştır. En önemli besini tabii ki. Peki neden? Proteince zengin olması, lifli yapısı, içeriğindeki B vitamini, demir, çinko, kalsiyum ve manezyum gibi mineraller ile baklagiller küçük bir tohum içinde güçlü bir etkiye sahiptirler. Medikal Beslenme Dergisi'ndeki bir çalışma Kilo verme sürecinde haftada 4 kez baklagil, bezelye, mercimek, fasulye, soya fasulyesi ve yer fıstığı da dahil olmak üzere bunları tüketenlerin kalori kontrolü yaparken bu besinleri tercih etmeyenlerden daha fazla kilo verdikleri ve kolesterol seviyelerini düşürdükleri gözlemlenmiştir. Artı bakliyat tüketenler kötü kolesterol seviyelerinde ve sistolik kan basıncında iyileşmeler gözlemlenmiştir. Yani yüksek tansiyondan bahsediyoruz burada arkadaşlar. Baklagiller besleyici enerji kaynaklarını yani insülin ani artışlarını engellemeye yardımcı olurlar ve böylece vücudunuz daha az yağ tutmuş olur. Evet bir orman meyvesinden bahsedeceğiz şimdi. Yaban mersini bu besinler dikkat ederseniz arkadaşlar genelde hep unutulmuş besinlerdir ve çok az tüketilirler. Yaban mersini de diğer benzer türleri gibi elma, muz gibi diğer meyvelerden daha az kalori içermektedir. Bu türü diğerlerinden ayıran vitamin ve mineral deposu olması ve lif bakımından zengin olmasıdır. Yaban mersininin ardındaki gerçek güç en güçlü antioksidan kaynaklarından biri olmasıdır sadece iltihap ve toksinlerle savaşmakla kalmaz, aynı zamanda potansiyel metabolizma hızlandırması ile de ilişkilendirilebilir. Eğer sabahları yiyeceğiniz yoğurdun veya mısır gevreğinin yanında bir muz yiyorsanız, bunu yerine bunun yerine bir miktar yaban mersini denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bitter çikolatadan bahsedeyim şimdi. Sırada bitter çikolata var. Çikolata size aslında tuhaf gelebilir. Kalori içerdiğini düşüneceksiniz tabii doğal olarak. Ancak bitter çikolata bunların aksine kalori konusunda da az kalori içerir. Ve kakao içerdiğinden dolayı %60-%70'lere varan kakao içermesinden dolayı da yağ yakıcı özellikleri mevcuttur. Ve bize enerji veren enerji kaynağı olabilecek bir besindir. Kilo vermek için çok da lezzetli olmasına rağmen e, saf, simsiyah bir bitter çikolata aslında kilo vermenize yardımcı olabilir. Düzenli olarak belli miktarda bitter çikolata yiyen yetişkinler yemeyenlerden daha incedirler. Hem de daha fazla kalori almalarına ve eşit miktarda egzersiz yapmalarına rağmen. Yine bir araştırmaya göre günde 40 gram yaklaşık bir paket bitter çikolata yiyen kişiler daha düşük kortizol ve stres hormonu seviyesine sahiptirler. Ve bu hormonların fazlası da sinir sistemine hasar, hasara yol açar. Özellikle karın bölgesinde olmak üzere vücudun yağ toplamasına sebep olabilirler. Neden tatlı şeyler stresi azaltıyor? Başlangıç olarak bolca antioksidan ee, içermektedir. Ayrıca çikolata kafein de içermektedir. Bu da sinir sistemine faydalıdır. En az %70 kakao içeren mümkünse bitter çikolatadan birkaç parça tüketmek faydalı olacaktır. Bu yüzden sürekli tatlı şeyler tüketmenize de gerek kalmayacaktır. Yani kendinizde olan stresi de kısmen azaltmış olacaksınız bitter çikolata tüketerek. Bir diğer önemli besinimize geçiyorum hemen. Zencefil. Arkadaşlar zencefil antioksidan kaynağıdır. Antioksidanların kralıdır. Zencefil kökü inflamasyon yani iltihaplanma vücuttaki birikim ve glisemik indeks problemlerini de iyileştirirken aynı zamanda bağış sistemini de kuvvetlendirir. Kolombiya Üniversitesi İnsan Beslenmeleri Enstitüsü'nün yapmış olduğu bir araştırmaya göre zencefil ilaveli sıcak çay içen kişilerin Yemek sonrası diğer kişilerden daha tok hissettikleri ve aşırı yemek tüketimine engel olabildikleri gözlemlenmiştir. Araştırmacılar zencefilin termojenez ile de ilişkili olduğunu öngörmektedirler ki bu da vücuttaki yağ yakma prosesinde rol almaktadır. Bir diğer besinimiz bademe geçiyorum. Badem de güzel bir kuruyemiş çeşididir. Belki de en kıymetlisidir cevizle birlikte. Badem için Kaliforniya'da bir araştırma yapılmış. HOPE Ulusal Bölge Sağlık Merkezi'nde yapılan bir çalışmada beslenme programlarına bademi dahil eden kişilerin atıştırma saatlerini es geçen kişilerden yüzde 62 daha fazla kilo ve yüzde 56 daha fazla vücut yağı kaybettikleri görülmüştür. Yani yüzde 62 ve yüzde 56 gerçekten ciddi rakamlar arkadaşlar. Purdue Üniversitesi araştırmacıları günde bir kez 45 gram badem tüketmenin acıkma isteğini bastırmaya ve kilo vermeye yardımcı rol oynadığını tespit etmişler. Ve bu tarz kabuklu yemişler, badem tarzındaki kabuklu yemişler egzersiz öncesi de ideal atıştırmalıklardır aslında. Yine Uluslararası Spor Beslenme Birliği dergisinin bir araştırma sonucuna göre bademin egzersiz sürecinde daha fazla yağ ve karbonhidrat yakmaya Yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Bu faydalar çoğunlukla sizi tok tutan yüksek lif içerdiğinden, kas gelişimine yardımcı, yüksek protein içerdiğinden ve kas protein sentezini hızlandıran ve kan akış hızı hızlandırıcı öncülerine hizmet eden yüksek miktarda L-Arginin aminasit seviyelerinden kaynaklanmaktadır. L-Arginin de kapsül halinde şu anda satılmaktadır biliyorsunuz ee, antrenman öncelerinde kullanılır ve antrenmandaki enerji miktarını üst seviyelere çıkartmak için tercih edilen bir üründür Siz onu badem yiyerek de doğal yollardan elde etmiş oluyorsunuz Evet şimdi ilginç bir besinden bahsedeceğim herkese şaşırtıcı gelebilir dolmalık biber kırmızı yeşil ve sarı hepsinin içeriğinde A, C, B6 ve E vitamini ile birlikte folat, diyet lifi ve potasyum bulunmaktadır. Bunların hepsi de arkadaşlar badizi arkadaşların, vücut geliştirmeci arkadaşların aradığı ve tercih edeceği önemli e, kriterlerdir. Bir adet sarı dolmalık biber 341, 341 mg C vitamini içeriyormuş. Bu da büyük bir portakalda bulunanın neredeyse 3,5 katı. Yapılan araştırmalara göre C vitamini seviyesi yüksek olan kişiler daha düşük vücut kitle endeksine ve daha vücut daha düşük vücut yağ oranına sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca kırmızı dolmalık biber yeşil olanlara göre 9 kat daha fazla beta karoten ve 2 kat daha fazla da C vitamini içermektedir. Artı Tüm biberler renklerine bağlı olarak 24 ila 54 kalori arasında bir kalori değerine sahiptir. Yani gayet az ve tercih edilebilecek mükemmel besinler bunlar. Bu yüzden de bir, bir adet atıştırmalık ile hem daha az kalori alıp hem de daha fazla besin sağlamış oluruz. Evet, yeni bir besinimize geçiyorum. Yeşil çay. Yeşil çay veya çeşitli versiyonları düşündüğümüz zaman EG, CG gibi kateşin ürünler. İçerilerinde kuenzim karnitin, L karnitin barındırıyorlar. Bunlar da yağ yakıcı maddeler oluyor. Ve bazı fitokimyasallar bakımından da zengindirler. Bu kimyasallar metabolizma hızlandırıcı özelliğe sahiptirler. Artı yeşil çay yani maka çayı da olabilir iştahınızı bastırmaya yardımcı olacaktır. Beslenme dergisinde bir çalışmaya göre katılımcılardan günde 3-4 fincan yeşil çay içen ve haftada en az 180 dakika spor yapanların 12 hafta sonunda egzersiz yapan fakat sıcak içecekleri es geçenlere göre daha fazla bel yağı kaybedip daha fazla kilo verdiği gözlemlenmiştir. Avrupa Klinik Beslenme Dergisi'nin bir çalışmasında günde 300 mg yeşil çay ve 200 mg kafein tüketmenin yağ oksidasyonunun neredeyse %50 arttırdığı görülmüştür. Tartışmasız sonuç yapılan testlere göre günlük içilen 4 bardak Lipton yeşil çay içeriğinde en yüksek miktarda L karnitin, koenzim karnitin, EGCG -E bulunduran fincan başına 71 mg bunları içeren yeşil çay gerçekten önem arz etmektedir. Günde birden fazla bardak içmek size göre değil mi? O zaman maka tercih edip daha yoğunlaştırılmış bir içeriğe ulaşabilirsiniz. Maka çayı yine o, o da bir yeşil çayın değişik bir versiyonu, değişik bir şekli. Ancak maka latte veya tatlandırılmış şişe içecekleri yerine bir veya iki çay kaşığı maka maka tozunu sıcak suya ekleyerek tüketmeniz daha iyi olur. Çünkü diğerleri ihtiyacınız olandan daha fazla kalori almanıza sebebiyet vermiş olacak. Bir başka besinimize geçiyorum hemen. Avokado. Avokado arkadaşlar bunu genelde hep söylüyoruz avokadoyu. Avokado kalp sağlığı için faydalı tekli doymamış yağ ve besinleri Besinlerinize dayanma gücünü gücü veren lifleri sağlar. Öğle yemeğinde yarım bir avokado tüketen kişiler uzun süre bir şey yeme ihtiyacı hissetmezler. Avokado aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağıdır. Bu da şişkinliği önler. Avokado sadece kendi başına sağlıklı olmakla kalmaz, diyetinize de katkı sağlar. Salatanıza avokado ekleyerek 3-5 kat kadar daha fazla karoteneit ee, barındırabilirsiniz vücudunuzda. Bu madde kırmızı ve turuncu meyveler ile sebzelerde de bulunmaktadır. Beslenme dergisinde yayınlanan bir çalışma günde yarım avokado yiyen kişilerin daha sağlıklı beslenmiş olduklarını söylemektedir. Yemek ve salata soslarında yağını da kullanabiliyorsunuz. Penn State'te yapılan bir araştırmada günlük olarak 3 yemek kaşığı yüksek oleik asit yani avokado ve zeytin ve kanalo gibi, kanalo gibi besinlerde bulunan asit tüketenlerin bir ay içinde e, keten ve ayçiçek yağı tüketenlerden daha fazla göbek yağı kaybettiklerini göstermiştir. Besin değerleri bakımından neredeyse ekstra saf zeytinyağına eş değer olan e, avokadonun içerisindeki yağ daha yüksek dumanlama noktasına sahiptir vücudu. Bu yüzden de sote ve kızartmalar için bile kullanılabilir. Bu da bir bonus olsun. Şimdi greyfurt'tan bahsedeceğim şimdi son olarak sizlere bir öğünden önce yarım greyfurt yemek ye yemek kilo almayı önlemenize kesinlikle yardımcı olur. Günde 3 kez öğünlerden önce yarım greyfurt yenen kişilerin 12 haftalık bir çalışma sürecinde yaklaşık 2-3 kilo verdikleri gözlemlenmiştir. Dahası bu meyveyi yediklerinde, yediklerinde kullanan kişiler yemeği yedikten 2 saat sonra insülin seviyelerinde ciddi bir düşüş gözlemlemişlerdir. Vücudun yağ tut, tutmasında insülin sıçramalarının nedenle önemli olduğunu düşünürsek iyi bir yedek plan olabilir aslında greyfurt bizim için. Ayrıca araştırmacılar taze greyfurt suyunu yemekten önce tüketenlerde neredeyse aynı etkileri gözlemlemişler. Yani... Greyfurt'u suyunu da sıkıp içebilirsiniz de. Bu da kolaylık olur sizin için. Ayrıca UC Berkeley denilen bir üniversitedeki bilim insanları yüksek yağ oranlı diyet ile beslenen farelere Greyfurt suyu çözeltisi verdiklerinde aynı şekilde yüksek kalorili beslenenlere göre %18 daha az kilo aldıklarını görmüşler. Yani yağları yakıcı özelliği olan bir maddedir Greyfurt. Ancak Asidik meyveler bazı ilaçlarla etkileşime girebiliyorlar. Buna dikkat etmek gerekir. Özellikle de yüksek kolesterol gibi bu yüzden beslenme programınıza greyfurt'u eklerken doktorunuzdan bir muayene onayı almayı unutmayın arkadaşlar. Umarım bu besinlerin hepsini diyetlerinizde kullanırsınız. Ve e, spor yapanlar da yapmayanlar da bu besinlerin hepsinden maksimum derecede faydalanırlar. Video sizler için umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sporla kalın. Mutlu kalın diyorum.